Merhabalar arkadaşlar, ben Ozan Sayman. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu birleşik zamanlı fiiller olacak arkadaşlar. Birleşik zamanlı fiiller biraz uzun bir konudur. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve birleşik zamanlı fiiller konusunun biraz kafanızı karıştırabileceğini de söyleyebilirim. Fakat bu çok uzun sürmeyecek. Yaklaşık 3-5 dakika sonra olayı anlamaya başlayacaksınız. Şimdi birleşik zamanlı fiiller nasıl meydana gelir? Birleşik zamanlı fiiller nedir? Ondan bahsedeyim size. Bizim bundan önce görmüş olduğumuz konuları hatırlayacaksanız eğer zaman kiplerini ve dilek kiplerini görmüştük. Ve biz zaman kiplerini dilek kiplerini görürken fiilin üzerine bunlardan sadece bir tanesini getirmiştik. Yani örnek verecek olursak çalışmak fiili üzerine sadece çalışacak yani acak ecek ekini getirmiştik. Acak ecek, gece, gelecek zamanın ekiydi. İşte biz bu noktada çalışmak fiili üzerine getirmiş olduğumuz acak eki ile biz yapıyı tamamlamış olursak burada bırakırsak eğer... Biz basit zamanlı fiil ortaya koymuş oluruz. Acak değil de çalışmalı da diyebiliriz buna. Çalışmalı bir tane kipeki olduğu için fiilden sonra bir tane kipeki geldiği için biz buna basit zamanlı fiil diyoruz. Çalıştı ifadesi yine görülen geçmiş zaman ekidir ve çalışmak fiilinin üzerine bir tane kipeki geldiği için biz buna basit zamanlı fiil diyoruz. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bunlar bütün zamanlar, zaman kipleri ve dilek kipleri için geçerlidir arkadaşlar. Yani buraya çalışsa da diyebiliriz. Ee, çalışa çalışayım da diyebiliriz. İşte e, çalışıyorsun da diyebiliriz. Bakıldığında bunların her birinin içinde sadece bir tane kipeki vardır ve bunların hepsi basit zamanlı fiildir diyoruz arkadaşlar. Çalışacak basit zamanlı bir fiil demiştik. Eğer ben çalışacak değil de çalışacakmış dersen işte bu noktada iki tane kipeki kullanmış olduğum için ben buna birleşik zamanlı fiil diyorum arkadaşlar. Ya da çalışacakmış değil de çalışacaksa diyebilirim. Ecek acak benim gelecek zaman ekim. Sa ise şart kipi ekimdir. Biz bu noktada ne yapıyoruz? Acakla sa'yı birleştiriyoruz ve birleşik zamanlı fiil ortaya çıkartıyoruz. İşte biz bunların e, hikaye birleşik zamanlı fiilleri e, göreceğiz bundan sonraki derslerimizde. Ve e, birleşik zamanlı fiilleri biz üç başlık altında inceleyeceğiz. Bu üç başlık nelerdir? Hikaye birleşik zamanlı fiiller, rivayet birleşik zamanlı fiiller, şart birleşik zamanlı fiillerdir ve bunların da kendi ekleri vardır. Yani eğer ben çalışacak sağ diyorsam şuradaki sağ benim işte burada görmüş olduğunuz isedir aslında. Ama ben size bu ise imiş idi gibi değil de bunları dı di mışmış sağ se gibi göstereceğim. Çünkü hikaye birleşik zamanlı fiiller içerisinde kullanmış olduğumuz idi yapısı aslında görülen geçmiş zamanın eki olan dı di'den gelmektedir. Rivayet birleşik zamanlı fiillerdeki imiş yapısındaki mışmış de duyulan geçmiş zamandaki mışmıştır. Şart birleşik zamanlı fiiller de zaten adından anlayabileceğiniz gibi şart kipi eki olan sağ s'den gelmektedir arkadaşlar. Şimdi hikaye birleşik zamanlı fiillerin altına bakalım neler var. Bunları hızlı bir şekilde size göstereceğim. İlk önce bu aslında birleşik zamanlı fiillerin tanıtım dersi gibi düşünün bunu. Bundan sonraki derslerde bunların her birini teker teker inceleyeceğiz arkadaşlar. Hikaye birleşik zamanlı fiillerin içerisinde duyulan geçmiş zaman hikayesi var mesela. Duyulan geçmiş zaman ekimiz ne bizim arkadaşlar? Duyulan geçmiş zaman ekimiz mış mış. Hikaye içinde dedik? Görülen geçmiş zaman eki olan dıdiyi düşüneceksiniz. Mış, mış ile ile dıdiyi birleştirin. Ne oldu? Mıştı, mişti oldu. Örneğimize bakalım. Gelmişti, gelmemişti. Bir tanesi olumlu, bir tanesi olumsuz. Gelmek fiil üzerinde. Mış, mış bizim duyulan geçmiş zaman ekimiz. T ise nedir? Hikayemiz. Yani görülen geçmiş zaman ekimiz. İşte biz bunları birleştirdik. Mişti yaptık ve duyulan geçmiş zamanın hikayesi dedik. Bu kadar basit aslında. Şimdiki zaman hikayesine baktığımız zaman şimdiki zaman ikimiz nedir arkadaşlar? Yor. Hikayemiz dıdi. Birleştir yordu. Yor şimdiki zamanın eki, du görülen geçmiş zamanın eki veya hikayenin eki diyebiliriz. Yordu örneklerine bakın. Geliyordu, gelmiyordu. Gelecek zaman hikayesine baktığımızda gelecek zaman ikimiz acak ecek. Hikayeyle birleştiriyoruz bunu. Acaktı, ecekti diyoruz gelecekti gelmeyecekti de örneklerimiz. Geniş zamanın ki? ar er ır ir olumlular. Geniş zaman olumsuzu neydi? Maz ya da mezdi. Yani ardı erdi ya da mazdı mezdi gibi bir yapı ortaya çıkıyor. Gelirdi gelmezdi örneklerimiz. Gereklilik kipinin hikayesine baktığımızda gereklilik kipi ekimiz neydi arkadaşlar? Malı meli. Hikayemiz dı di du dü. Yani bunları birleştirdiğimizde ne oluyor? malıydı, meliydi gibi bir ek ortaya çıkıyor. Gelmeliydi, gelmemeliydi bizim burada da örneklerimiz arasında. Şart kipindekine bak, şart hikayesine baktığımız zaman şart kipi ekimiz sağ s. Hikaye ile birleştirdiğimizde saydı, seydi eki ortaya çıkıyor. Gelseydi, gelmeseydi de örneklerimiz. Rivayet birleşik zamanlı fiillere baktığımızda tekrar söylüyorum. Rivayet denildiği zaman aklımıza duyulan geçmiş zamanın eki gelecek. Duyulan geçmiş zaman neki? Mış, miş. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Şimdiki zaman ekine baktığımız, şimdiki zaman rivayetine baktığımızda şimdiki zaman ekimiz yor. Rivayetimiz mış, miş, muş, Birleştirelim Birleştirin bunu. Yor, muş. Geliyormuş, gelmiyormuş. Seviyormuş, sevmiyormuş. Çalışıyormuş, çalışmıyormuş gibi örneklerimiz çoğaltılabilir. Ben hızlı bir şekilde geçiyorum. Zaten bunların örneklerini çoğaltacağız. Cümle içerisinde göreceğiz ve alıştırmalarımızda Yapacağız bunların her biri için. Gelecek zaman rivayetine baktığımızda gelecek zaman ekimiz acak ecek. Rivayetimiz mış mış. Gelecek zaman ekimizle rivayeti birleştirdiğimiz zaman acakmış, ecekmiş yapısı ortaya çıkmakta. Ve biz burada örneklendirdiğimizde gelecekmiş, gelmeyecekmiş, konuşacakmış, konuşmayacakmış şeklinde bunları da örnekleyebiliriz. Geniş zaman ekini daha demin söyledik. Ar, er ya da maz, mez. Rivayetle birleştirdiğimiz zaman armış, ermiş ya da mazmış, mezmiş. Gelirmiş, gelmezmiş, içermiş, içmezmiş şeklinde örnekleyebiliriz. Gereklilik tipimiz malı meli, rivayetle bunu birleştirdiğimizde malıymış, meliymiş, Gel, gelmeliymiş, gelmemeliymiş, yemeliymiş, yememeliymiş şeklinde örnekleyebiliriz bunları da. Şart tipinin rivayetine baktığımızda yine şart kipi ekimiz sase, rivayetimiz mışmış, saymış, seymiş ekleri ortaya çıkmakta, gelseymiş gelmeseymiş şeklinde de örneklenmektedir arkadaşlar. Şart birleşik zamanlı fiillerimizin e, ekinin ise olduğunu yani sa ile yapıldığını söyledik daha demin de. Burada şart kipini düşüneceksiniz. Şart kipi ekimiz sağ Görülen geçmiş zamanı şartını yaparsak eğer görülen geçmiş zamanımızın eki dı di'dir arkadaşlar. Şartla bunu birleştirdiğimiz zaman şart eki ile birleştirdiğimizde dı ise di eki ortaya çıkmakta. Yani geldiyse gelmediyse açtıysa açmadıysa yürüdüyse, yürümediyse şeklinde örnekleyebiliriz. Duyulan geçmiş zamanın şartına baktığımızda duyulan geçmiş zamanımızın eki mışmıştı. Şartımız ise sase. Bunları birleştirdiğimiz zaman mışsa, misse. Yani gelmişse, gelmemişse de bunların örnekleri olarak gösterilebilir. Şimdiki zamanın şartına baktığımız zaman şimdiki zaman ekimiz yor. Şartımızın eki sa, birleştirin yorsa, geliyorsa, gelmiyorsa, gidiyorsa, gitmiyorsa, gitmiyorsa okuyorsa, okumuyorsa şeklinde de bunları örnekleyebiliriz. Gelecek zamanın şartına baktığımızda da gelecek zaman ekimiz acak ecek. Şartımız sağ s'dir. Acaksa ecekse şeklinde bunları ortaya koy ortaya çıkartabiliyoruz. Bu yapıyı birleştirip bu şekilde ortaya çıkartabiliyoruz bu eki. Gelecekse gelmeyecekse de örnekleri arasında yer almaktadır. Geniş zamanın şartına baktığımız zaman geniş zaman eklerinin ar, er, ır, ir olduğunu olumlularda mazmez, ma mazmez olduğunu da olumsuzlarda olduğunu söylemiştik. Bu şekilde ifade etmiştik geniş zaman için. Şartının da sağ S olduğunu söyledik ve bunları birleştirdiğimiz zaman arsa, erse olumlu, massa, messe de olumsuz olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz arkadaşlar. Örneklerine de baktığımız zaman gelirse olumludur, gelmezse şeklinde de olumsuz ifadeyi örnek olarak size söyleyebilirim. Birleşik zamanlı fiiller kısaca budur arkadaşlar. Umarım anlayabilmişsinizdir, anlatabilmişimdir. Bir sonraki dersimizde hikaye birleşik zamanlı fiillerden başlayacağız. İlk başlığımız olan duyulan geçmiş zamanın hikayesini öğreneceğiz hep birlikte. Konularımızı tekrar etmeyi unutmuyorsunuz ve ayrıca lütfen ama lütfen derslerinize derslerinizi kaçırmamaya özen gösterin. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Hoşçakalın.